El Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir Allah sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Islah-ı nefs. Neslimizi ıslah etmek. Nefsin ıslahı. Hadi gelin baştan başlayalım. Nefsin yaratılışında. Ne diyor Allah Teala? Ve halaknel insanı fi ahseni takvim ve reddednahu esfeli safilin. Allah Teala diyor ki biz nefsi, insan adı verdiği nefs burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene bir takvim içerisinde ulaşabilecek bir özellikle yarattık. Sonra onu sümme reddednahu, sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Esfeli safilin cehennemin en alt noktası. Öyleyse ahsen en üstün nokta. Yani biz nefsi en üstüne, ıslahatın en üst noktasına ulaşabilecek şekilde yarattık. Ama o, çoğu insanın nefsi öyle. Onlar bunu gerçekleştirmedikleri için esveli safiline ulaşırlar diyor Allah Teala. Nefsimiz 19 grup afetle doludur. Nefsimizin kalbi 19 grup afetle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Buna karşılık bir de ruhumuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mu? O da baştan aşağı hasletlerle dolu. En baş haslet sevgi. Bütün güzellikler, nefsteki isyan afetinin karşılığı itaat ruhumuzda. Nefsteki cehalet afetinin karşılığı ilim ruhumuzda. Nefsimizdeki öfke afetinin karşılığı olan hilm, sükuneti temsil eden hilm ruhumuzda. Öyleyse nefsimizde ne kadar afet varsa onun zıttı bütün güzellikler ruhumuzda. Hasletler nurlarla temsil edilir, afetler karanlıklarla. Şu dünyaya doğduğumuz zaman bir nefsle teçhiz eder Allah Teala bizi, bir de ruhundan üfürerek ruhla teçhiz eder. Böylece fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturur. Ruhumuz bir emanettir. Bu emaneti alansa fizik vücutla beraber afetleri olan bir nefs. İşte bu arkamızdaki koltuk kadar karanlık bir nefs. Hayata böyle başlarsınız. Ama buna mukabil ruhumuz da bir güneş kadar aydınlık olarak devreye girer. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve bütün güzellikler ondadır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu, 19 grup haslet. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, 19 grup afet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin ve ruhumuzun muhtevasına baktığımız zaman afetlerle dolu olan nefsimizin
afetleri toplamı herkeste eşittir. 19 grup afetin her birine Allah-u Teala'nın 10 puan verdiğini kabul edelim, varsayalım. O zaman 19 tane 10, 190 eder. Afetler toplamı bütün insanlarda 190 puandır. Veya Allah-u Teala 1000 parçaya bölmüş bunu, detayları işlemek üzere. 190 bin puan. Sevgili kardeşlerim, ne kadar afetiniz varsa 190 puan, o kadar da hasretiniz var, gene 190 puan. Ama bu toplamdır. Toplamı 190 puan olması, bütün insanlarda veya 190 bin puan olması, bütün insanlardaki durumun birbirinden farklı olmasını kolaylaştıracak olan bir faktördür. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkide birinci temel, ikisinde de bütün insanlarda afetler ve hasretler toplamı eşittir. Onar puan verdiğimizi kabul ediyoruz kolaylaştırmak için hesabı. 190 puan. Afet 190 puan, hasret. Aralarındaki beraberliğe bakıyoruz. Nefsimizin isyan afetiyle ruhumuzun itaat afetinin toplamı eğer ortalama 10 puan veriyorsa Allah-u Teala mutlaka 20'dir. Bir başka özelliğimiz. Öyleyse nefsimizde ne kadar afet varsa ruhumuzda her konuyu 20'ye tamamlayacak kadar hasret vardır. 15 puan isyan afeti olan bir kişide itaat hasreti sadece 5 puandır. Toplam 20 edeceği cihetle. Bütün afetlerin ve hasretlerin toplamı her grupta, 19 grubun her birinde 20'dir. Öyleyse eşitlik her açıdan tamamdır. Ve kulvara bütün insanlar eşit şartlarla girer. Ne kadar karanlık varsa o kadar nurla. İşte nefsiniz afetlerle mağluldür, hastadır. Bu yüzden mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Çünkü iç dünyanızda afetler var. Nefsinizin afetleri. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, asla itaat etmek istemeyen, Allah'ın yasaklarının da hepsini gerçekleştirmek isteyen, hepsini işlemek isteyen bir özellikte olan nefsinizin afetleri. Öbür taraftan ruhunuz da var. Orada da ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir de ruh yapınız var. Şartlar eşit. 190'a 190 devredesiniz. 190 puan afet, 190 puan hasret. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz. Kurvara bu şartlarla girersiniz. Ama mutsuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri bu özellikte olduğu için ruhunuzun hasretleri de nefsin afetlerinin zıttı hüviyette yaratıldığı için bu ruh ve nefsin bütün talepleri birbirine ters olacaktır. Allah'ın emrettiği şeyi nefs yapmak istemeyecektir, ruh yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği fiili ise ruh işlemek istemeyecektir, nefs işlemek isteyecektir. İster emirler cephesinde, ister nehiler yani yasaklar cephesinde iki taraf birbirinin tamamen zıttı istikamette karara varılmasını ister. Karara verecek olan ise akıldır. Akıl o alemde şuurlanmışsa o alemin standartlarına göre hüküm verecektir. Kararı ona göre verecektir. Ya nefsin istediği karar verilecektir akıl tarafından ya da ruhun istediği karar. Eğer ülke bizim ülkemiz gibi Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı,
yasak ettiği bütün fiillerin ise özellikle işlendiği bir hüviyette ise söylediklerimizi bir düşünün. Öyle bir ülkede şuur kazanan bir fizik vücudunun içinde şuur kazanan bir akıl Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri herkesin işlemesi çok tabii olduğu cihetle nefsin bütün isteklerine hemen hemen bütün isteklerine evet diyecektir. Ama ruhun isteklerine hayır diyecektir. Bunun sonucu mu? Bunun sonucu o kişi huzursuzdur, mutsuzdur. Ne zaman akıl Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyi emrederse, bunu işlediğimiz anda mutlaka Allah Teala bize azap eder. Sebebini bilmediğimiz bir sıkıntı kaplar içimizi. İşte bu Allah'ın bize azabıdır. Bir de ruh nefse huzursuzluk verir. Öyleyse hem fizik vücudumuz azap görüyor, hem de nefsimiz huzursuzluğu yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlediğimiz zaman bunu hissederiz. Bu bir acı içimizi dağlar. Bir huzursuzluk, bir sıkıntı duyarız. İş dünyamızda azap bizi üzer. Bir de muhtevaya bakalım. Allah'ın emirlerini yaptırıyorsa akıl, Allah bize huzur verir. Ruhtan nefse sürur verir. Öyleyse her ikisi de bizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ya gün boyunca huzursuzlukları yaşarız, ya da gün boyunca huzuru nefsimiz ve ruhumuzun hükümranlığında bir vücut. Hangisi ağır basarsa her olayda onun bir borusu öter. Akıl hangisini kabul ederse her olayda onu gerçekleştirir. Ve iç dünyamızdaki huzursuzluk nefsimizin afetlerine tabi olduğumuz sürece, aklımız bizi nefsimizin afetlerine tabi kıldığı sürece devam edip gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İç dünyanızda neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Nefsiniz ile ruhunuz devamlı kavga halinde olduğu için. Diyalektik bir kavga, bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga. Hep içinizde iki ses duyarsınız. Birisi hayra davet eder, birisi şerre. Ne demektir hayra davet etmek? Derecat kazandıracak olan işlevler. Zikir yapmak, oruç tutmak, namaz kılmak, başkalarına iyilik etmek, güzellikleri gerçekleştirmek, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ve yasak ettiği fiilleri ısrarla işlememek. O fiillerle mücadele ederek, nefsin afetleriyle mücadele ederek işlememek. İşte eski evliyalar bu tarz davranış biçimlerini ikiye ayırmışlar. Riyazet ve mücahede. Ne zaman nefsinizin yapmak istemediği bir fiil varsa, ona bunu zorla yaptırıyorsanız, bu riyazettir. Nefsinizin istediği bir fiili karşı koyarak ona yaptırmıyorsanız, bu da mücahededir. Nefsinizle cihat ederek mani oluyorsunuz. Öyleyse bu muhteva içerisinde nefsiniz başlangıçta %100 afetlerle dolu,
19 grup afet, 190 puanla nefsinizin kalbini tamamen kuşatmış. Ve şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetler, nefsiniz de %100 afetlerle kaplı olduğu için nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu ve şeytanın tamamen hakimiyeti altında bir nefsiniz var. Aslında şeytan nefsinize bir şeyler yaptırabilmekte hiç de zorlanmaz. Neden? Çünkü şeytanın istediği her şey zaten nefsinizin afetlerin istediği her şeydir. Şeytandan talep gelince nefsiniz bunu derhal kabul eder. Çünkü ona göre yaratılmıştır. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmak ister. Emrettiği şeyleri de yapmamak. Ruhunuzsa tamamen ayrı bir boyutu temsil eder. Tamamen tersi. İşte başlangıçta nefsinizle ruhunuz arasındaki bu terslik sonsuz bir diyalektik kavgaya sebebiyet verdiği için devamlı huzursuzsunuz. İç dünyanızda kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Ve mutsuzsunuz. Islah-ı nefs olmadığı sürece, nefsinizi ıslah etmediğiniz sürece mutsuzsunuz. Islah etmek, kötülüklerden arındırıp güzelliğe ulaştırmak. Münkerden nehyetmek ve ıslah olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nefsinizin %100 afetlerle dolu olduğu noktada esveli safiline reddedilecek olan bir özelliğiniz var. Ama ahseneviyette yaratılmış nefsiniz, ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin ahsen olduğunu göreceksiniz. Bütün afetler tamamen yok olacak. Neden? Çünkü Allah-u Teala nefs tezkiyesi diye bir temizleme aracı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 tane ihsan alırsınız Allah-u Teala'dan. 12. ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ne olur ulaşırsanız? Ulaşırsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, 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 Allah diye. Bu yaptığınız zikirle Allah'ın katından göğsünüze ve göğsünüzden Allah'ın açtığı yoldan içeriye kalbinize rahmetle fal, rahmetle salavat nurları ulaşır. Neyle? Sadece bir anahtarı var, zikir. Allah'ın ismini zikretmek veya Allah'ın başka bir esmasını, Allah ismi, Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Başka isimler, diğer 98 ismin her biri de gene Allah'ın katından bir nuru mutlaka size ulaştırır. Peki zikirle esma çekmek arasındaki fark nedir? Zikir, Allah'ın katından getirdiği nurlarla nefsinizin her alanında 19 tane afetin her birinde aynı oranda temizlik sağlar. Ama esma çektiğiniz zaman esma sadece
o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. O afete o kadar eksiltir. Tabii bu hasretin artmasının da nefsinizdeki fazlın sadece o afette artmasının da işaretini taşır. O afetin azalmasının sadece o afette hasretin artmasını ifade eder. Nefsinizin kalbinde gerçekleştirildiği için olay, bu bir haslet değildir. Bu bir fazıldır. Fazilet nurudur. Öyleyse bundan evvel de zikir yapabilirsiniz. Ama size başlangıçta hiçbir faydası olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ömür boyu zikir yapsanız, göğsünüze Allah'ın katından ne rahmet ulaşır, ne fazl ulaşır, ne salavat ulaşır. Hiçbir nur ulaşmaz. Çünkü rahim esması üzerinize tecelli etmiyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman rahim esması tecelli etmeye başlar. O noktadan itibaren zikir yaptığınızda Allah'ın katından rahmetle fazl göğsünüze gelir. Ama göğsünüzden kalbinize Allah yol açmadıkça, göğsünüzden de tekrar Allah'ın katına geri döner. Gene iç dünyanızda bir değişiklik yapmaz. Dış dünyanızda değişiklik yoktur. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Bu tecelli derhal değişiklikleri başlatır. Rahim esması varsa gözlerinizdeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarınızdaki vakra alınır, kalbinizdeki ekinnet alınır, kalbinizdeki küfür kelimesi alınır, kalbinizin mührü açılır, ekinnetin yerine ifat konur, kalbinize Allah'a ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra göğsünüzden kalbinize nur yolu açar Allah-u Teala. O zaman zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yardığı yeri aşarak kalbinize ulaşır. Ama kalbiniz sadece rahmete açıktır. Fazılları nefsinizin kalbinin alabilmesi için, fazılların kalbinize yerleşebilmesi için kalbinize iman kelimesinin yazılmış olması lazım. Henüz o kelime yok. Onun için kalbinize sadece rahmet sızabilir. Giremez çünkü kalbiniz mühürlü. Ama mürşidinize ulaştıktan sonra bu olay gerçekleşiyorsa 14. basamakta, o zaman durum farklıdır. Madde 1, rahmetle faz diye iki tane nur gelecek yerde, rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat diye iki tane daha nur gelir. Böylece 4 nur oluşur. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine iner. Ve nefsinizin kalbinde bir birikim başlar. Şartlara bakalım. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Mürşidinize ulaştığınız zaman 10 tane, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, sizin 12 tane ihsanla geldiğinizi
derhal bilir, buna şahittirler. Bu 12 insana gelen kişinin tövbesini gerçekleştirmesi sırasında aşıklanan melekler de devrin imamı da orada hazırdırlar. Ve tövbe merasimi tamamlanınca, el öpme işlemi tamamlanınca ne olur? Tövbe merasimi tamamlanınca, el öpme işlemi tamamlanınca bir sonuca gitmek söz konusudur. Kalp hazır hale gelmiştir. Ne demek istiyoruz? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelince Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince sizin ruhunuza der ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın geldi. Vücudu terk et ve yerine, geldiğin yere rücu et. Aslına rücu et. Allah'ın zatına geri dön. Ruhumuz sadece bu emirle vücudumuzu terk etmek ve Allah'a dönmek imkanının sahibidir. Bu emri almadığı sürece asla vücudu terk etmez. Allah'a dönmek üzere terk edemez. Ya Allah'a giden yol ölüm melekleriyle birlikte çıkılır ruh tarafından veya başka nurlar, başka ruhlarla birlikte sağ ve sol kanat velilerinin kontrolü altında. Üçüncü bir dönüş yok. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Ya ölüm melekleri beraber olacaktır, yedi katın anahtar onlarda vardır veya kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. O zaman diğer ruhlarla birlikte saf halinde yükseleceklerdir. Öyleyse bugünkü konumuz bu saf halinde yükselmenin gereği olan nefsin ıslahı. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor onların başlarının üzerine devrin imamının onların başları üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruhun gönderilmesi üzerine onların kalplerine İman yazılır diyor Allah Teala. Kalbe iman yazılıyor. Önemli mi? Çok önemli. Nefsin ıslahı için temel şart. Eğer Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmamışsa kalbinde iman yazan bir mümin olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an müminsiniz. Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi o noktada mutlak alınır. Ama kalbinize iman kelimesi o noktada yazılmaz. Yazılmadığı için de kalbinize fazıllar giremez. Ta ki kalbinize iman yazılabilsin. Kalbinizdeki mühürün sadece müsaade ettiği kadar rahmet girebilir. Bu da hiçbir devrede %2'yi geçemez. Mürşidinize ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet vardır. Bu rakam %3'e çıkamıyor. Kalbinize iman yazılmadan evvel Allah'ın müsaadesi bu kadar. Bu kadar rahmet kalbinize sızabiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda başka ne yapıyor Allah-u Teala? Bütün günahlarınızı
sevaba çeviriyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi noktasındasınız. Sonra ne oluyor? Allah Teala ruhunuzu vücudunuzdan ayırıyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Tövbe merasimini gerçekleştirmişsiniz. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra siz için Allah Teala şunu söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim ve abâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip edince Allah'a ulaşan ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay yaşayacaksınız. Ne oluyor? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Kalbinize iman yazılmış. Kalbinizin mührü daha 7. basamakta açılmış. Küfür kelimesi kalbinizden açılmış. Kalbinizin içine 7. basamakta değil ama 14. basamakta iman kelimesi yazılmış. Artık fazılları kendisine çekecek olan bir nesne var kalbinizde. İman kelimesi, bir sığınak var. Ve zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifre yolu takip ederek kalbinize geliyor. Ve kalbinizin içindeki iman kelimesinin manyetik alanıyla Allah'ın katından gelen fazıları, manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kuvvet birbirini çeker ve kalbinizin cidarına yapışmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Adım adım sizi faziletli kılar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde faziletler toplandıkça nefs tezkiyesi adı verilen bir muhteva kazanır nefsiniz. Ve nefsinizin kalbindeki %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak, bundan sonraki her %7 fazıl birikiminde sizin için bir seyir-i sülük işlemi başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde %1, %2 derken %7 ruh birikimini gerçekleştirdik diyelim. Ne oldu? Nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Daha evvel kalbinize %2 rahmet nuru girmişti. Bundan sonra hep yedişer yedişer nurlar girecek. Adım adım %7'ye tamamladıkça siz bir gök katı yükseleceksiniz ruh olarak. Ve %2 rahmetin arkasından zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bir defa bu 4 nur birden nefsinizin kalbindeki mühre
tesir ederler. O hareketlere gelmiştir. Onu kalbinizin zülmane kapısına kadar iterler. Devamlı üzerine baskı yapmak suretiyle onu kalbinizin zülmane kapısına kadar iterler. Oraya indirdikleri zaman zaten kilitlenir. Ve orasını, zülmani kapıyı tamamen kapatır. Kapatırsa ne olur? Kapatırsa şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Peki zikre başlamadan evvelki durum neydi? Nefsiniz %100 karanlıklarla doluydu. Bu karanlıklar nefsinizin kalbine nurlar girdikçe nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedir. Ve gelen rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı terk eder. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bütün afetler yok olmuştur, kalbinizi terk etmiştir. Nefsinizin kalbi sadece Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. %100. Tıpkı daimi zikirde olan bir kişi gibi nefsinizin kalbinde hiç karanlık, afet kalmamıştır. Bütünüyle dolu olan kalbinizin içine giren nurlar kalıcı değildir. Kalıcı olanlar sadece nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışarak iman kelimesinin etrafında toplanan nurlar sadece fazıllardır. İşte bu fazıllar %1, %2 derken bir gün %7'ye ulaşır. Ne olur ulaşırsa nefsi emmarede olursunuz. Allah Teala ya eyyetühen nefsi mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor. Bu mutmainne dördüncü kademe. Birinci kademe nefsi emmare. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri, çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli eden nefsler hariç. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli etmesi halinde o nefsler hariç diyor. Onlar beraat ederler. Öyleyse %7 nefsinizin kalbi nurlarla dolarsa ne olur? Nurlarla dolarsa ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmak yetkisi alır. Bu nefsimizin ıslahının başlangıç noktasıdır. İlk %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Ve Yusuf Suresi'nin 53. ayet gelmesi gereğince şerri emreden nefsin %100'ü artık şerri emretmemeye başlar. Bir kısmı hayrı emretmeye başlar. İşte bu hayrı emredenler %1, %2 derken %7'ye ulaşır fazıllar. Daha evvel gelen rahmet nurları da gene hayrı emreden hüviyettedir. Ama katlardaki hareketi sağlayan nizam fazıllara aittir. Nefsin ıslahı ve ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Diğer ruhlarla beraber. Onlar yukarı çıkarlar ama sizin ruhunuz çıkamaz. Yetkisi o kadardır. Vücudunuzun içinde, fizik vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsiniz, nefsin tezkiyesi %7'ye ulaşınca sadece birinci gök katının kapısını açmaya yetkili kılınır ve açar. O zaman ruhunuz birinci gök katına kadar ulaşır. Zikrinize
devam ediyorsunuz ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsinizin kalbinde yuvalanmaya devam ederler. %7 nur birikimini tamamladınız, zikriniz o gün bitti. Ne olur? Nefsinizdeki birikmiş olan bütün nurlar nefsinizin kalbini terk ederler. Sadece %7 fazıl kalır. Bir de daha evvel yerleşmiş olan %2 rahmet nurları. Neden diğerleri gider? Çünkü yapışabilenler, iman kelimesinin etrafında yapışabilenler sadece bu %7 fazıldır. Daha evvelki %2 rahmettir. Ve zikre devam edersiniz. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Nefsini kınayan bir insansınız. Nefsinizdeki ıslahatın ikinci bölümündesiniz. İkinci defa %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz ikinci gök katına yükselir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse hayır. O levvame nefse kasem ederim. Diyor Allah Teala. Levmeden kınanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sonra mı? Sonra ruhunuz ikinci kata ulaşmış bu durumdayken zikre devam edersiniz, arttırırsınız zikrinizi. Üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirirsiniz. Nefsi mülkimedesiniz, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ruhunuz üçüncü gök katında. Ve nefsin ve mâsevâhâ fe elhamâhâ fücurâhâ ve takvâhâ. O nefse ve onu dizayn edene, size Allah'ın takvası da fücuru da, Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Ve üçüncü defa %7 birikim, üçüncü gök katına ruhunuz oluşur, ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, rehine dördüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü kata ulaşırsınız, nefsi mutmainne. Ya eyyetüve nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs buyuruyor Allah Teala. Fecr 27. Rad 28'de ise Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaineye ulaştınız neyle? Allah'ı zikretmekle. Allah Teala diyor ki onlar amil olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası dördüncü kat. Nefsinizin kalbi tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdikleri sizin için yeterlidir. Daha çok zikredeceksiniz. Ve Allah'tan razı olacaksınız. Radiye. Beşinci kata ulaştınız. Daha çok zikredeceksiniz. Tekrar bir %7 fazıl birikimi. Allah da sizden razı olacak. Mardiye. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Radiyeten mardiye
diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ruhunuz altıncı gök katında ve nihayet ruhunuz yedinci defa yüzde yedi fazıl birikimiyle yedinci gök katının kapısına ulaşır. Altın kapıdan oradaki zincire, elindeki kılıçla bir vuruşta zinciri ikiye ayırarak açılan altın kapıdan içeriye uçarak girer. Bu fetihtir. Yedinci katı fethettiniz. Nefsinizin kalbi yedi defa yüzde yedi nurla, fazılla doldu. Yüzde 49 eder. İki de evvelden nefsinizin kalbine gelen rahmet vardı. Yüzde 51. Yani nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşurken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken, yalnız afetleri tesir edebilir. Bu noktada şeytan nefsinizin kalbinin sadece %49'una tesir etmek imkanının sahibidir. Nefsinizin kalbinde artık şeytan yenik düşmüştür. Afetler ikinci plana itilmiştir. Birinci planda olan fazıllar ve rahmet nurlarıdır. Nurlar duruma hakimdir. Bu noktada ruhunuzun kalbi zaten %100 nurla doluydu. Nefsinizin kalbi %0 nurla doluydu. Hiç nur yoktu. Şu noktada nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur var. İşte şeytanı yendiniz. Allah'a %50'den daha fazla kul oldunuz. Burada mutluluğunuz %50'ye ulaşır. Dünya mutluluğunuzun %50'ye ulaşması, işte bunu anlatıyor Allah Teala. Fatır suresi 'Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka, Fatır 14, Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. İnsanlardan kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya söz vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Kendi nefsinin verdiği söz sebebiyle bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruh 7. gök katının fethi kapısından geçerek 7 tane gök katını tamamen temizlemiştir. Yedinci gök katının yedi tane alemini birer birer geçecek. Sitret-i Münteha'ya kadar ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına yükselecektir. Allah'ın zatına varacaktır. 21. basamak. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluştu. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Nefsinizdeki ıslahatın yarıyı geçmesi hali. Burada durmayacaksınız. Daha çok zikir yapacaksınız. Bekama evvela burada ruhunuz Allah'a teslim olacak. Allah'ın zatında yok olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşacak. 61'e kadar ruhunuz mutlaka Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah Teala size bir taht ihsan edecek. Beka makamının sahibi olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısından daha öteye ulaşır, bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. Daimi zikrin
yarısındasınız. Günün yarısını, 24 saatin 12'sini zikirle geçiriyorsunuz. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada zahit olursunuz, yük makamını sahip olursunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. 71'den sonra hep züht makamında devam edeceksiniz. Günün yarısını aşan zikriniz daha çok, daha çok, daha çok aşacak. Sonra ne olacak? Sonra bir ara nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. Açtığı zaman fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğunu göreceksiniz. Fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde geriye kalan %19 afeti hiçe sayar, onları dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Bu ne ifade eder? Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğunu ifade eder. Islahatınız %80'i aşmıştır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Sonra zikrinizi devam ettireceksiniz. Allah'a tevekkül ettiğiniz için ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. Allah'a tevekkül ettiğiniz için fizik vücudunuz da Allah'a teslim oldu. Allah'a tevekküle devam ederseniz, ben Allah'ın beni fizik vücut teslimine ulaştıracağından emin olduğum için, buna kesin şekilde inandığım, o imanın sahibi olduğum için Allah Teala beni fizik vücudun teslimine ulaştırdı. Daimi zikre de mutlaka ulaştırır. O imanın da sahibiyim diye, gerçekten o imanın sahibi olduğunuz takdirde Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Deneyin, zor olmadığını göreceksiniz. İşte yeni metot. Şuradaki cebiniz var, şu cep. Bu cebe bir tane pille beraber bir kaset koyacaksınız. Hani bir küçük kasetler var ya. Ve buradan çıkan bir kordon gelecek kulağınıza. Bu kulak ahiret kulağı olacak. Sol kulağınız. Ve gece gündüz o nesne orada duracak, kulağınızda duracak. Onu hiç çıkarmayacaksınız oradan. Uyurken de. Sağ kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve enteresan bir olayla karşılaşacaksınız. İki ses birbiriyle uyarlı olacak. Ve yatarken de zikirle uyuyacaksınız. Uyandığınız zaman da bakacaksınız ki hala kulağınızdaki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. İşte o günden itibaren onu kulağınızdan çıkarmadığınız sürece daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. Daimi zikre ulaşmanın reçetesi bu. Şu cebinizde kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir küçücük teyp ya da walkie-talkie mi diyorsunuz adına, oradan çıkan kordonla kulağınıza ulaşan, kulağınıza yerleştirdiğiniz bir cihaz. Bu kadar basit. O bittikçe devri yeniden başa getireceksiniz. Veya bitip de tekrar başa dönen cinsinden bir tane alacaksınız. O zaman o zahmete de katlanmayacaksınız. O kulağınızda olduğu sürece unutmayın, hep siz zikir yapıyorsunuz demektir. Bir kulağınız dünyaya açık, her şeyi duyuyorsunuz. Öteki kulağınız ahirete açık, orada sadece Allah kelimesi var. Daimi zikre ulaştınız. Ne oldu? Islah oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş durumda. Ve
Kalp kulağınızı Allah Teala açar. Kalp gözünüzü açar. Sizi ehli tezekkür yapar, ehli hayır yapar, ehli hikmet yapar. Islah olursunuz. Ve ullelbab ihlas makamlarını aşarsınız, salah makamına ulaşırsınız. On dokuz defa kalbiniz müzeyyen olduğunda, 18 defa müzeyyen olduğunda, irşada ulaşırsınız. 19. defa müzeyyen olduğunda, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası salahın size göre sonudur. Bütün önceden seçilmeyen insanların, yani risalete seçilmeyen insanların ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Islah 19 defa müzeyyen olmakla tamamlanmıştır. Ne olmuştur? Allah Teala sizi tövbeyi nasuha davet ettiği zaman ıslah işlemini aslında salah makamına ulaşarak ıslahın son safhasına gelmiş olursunuz. Buranın da sonu iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. 19. mertebe. 19. müzeyyen olma mertebesi. İrşada ulaştıktan sonraki Allah'ın zatını gördüğünüz noktada oluşan 19. mertebe. Ve iradenizin Allah'a teslimi. Burası ıslahın sonudur. Nefsiniz ıslahını en üst seviyede tamamlamıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kainattaki insanın ulaşabileceği, normal standarttaki insanın ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşmış olursunuz. Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılar. Hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Müslümanlardan olursunuz. Müslüman olmak orada mümkündür. Herkesin nüfus kağıdında Müslüman yazar, İslam yazar ama aslında bu sadece dini bir isimdir. Orada salah makamının 5. kademesinde gerçek anlamda Müslümanlardan biri olursunuz. Yani ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan, gerçek anlamda Kur'an'daki Müslüman adını alan kişi olursunuz. Islahınız burada tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bu en üst kademeye ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.